Diyarbakır gibi, Ahmet gibi bir kentin eş başkan adayı olmak, büyük şehrine eş başkan olmak pek çok şeyi içinde barındırıyor. Pek çok duyguyu, pek çok düşünceyi, pek çok sorumluluğu içinde barındırıyor. Ahmet tarihi bir kent, kadim bir kent, pek çok medeniyet gelmiş geçmiş, pek çok halkın bir arada yaşamış olduğu bir kent, Mezopotamya'nın kalbi ve aynı zamanda direngen bir kent. Sorumluluğu ağır ama bütün bunlara rağmen pek çok karmaşık duyguyu içinde barındırıyor benim açımdan. Umutluyum, umut varım bütün Ahmet halkı için, hepimiz için. Yolumuzun uzun olacağını, meşakkatli olacağını biliyorum, biliyoruz. Ama yılmayacağız. Halkımızla birlikte bu yolda doğru bir biçimde ilerleyeceğiz. Kürt siyasi hareketinin sembol kentlerinden bir yeri ve sürekli başta Türkiye'nin ve dünyanın, Orta Doğu'nun gözünün sürekli üzerinde olduğu, konuşulan her cümlenin yankısının bütün dünyaya yayıldığı bir kent burası. Biz de bunun bilincindeyiz. Siyasetimiz, partimiz de bunun bilincinde ve siyasetimizin de merkezi aynı zamanda. Serra Başkanımızın da dediği gibi onlarca medeniyete beşiklik etmiş bir kent. Tam da şu an onlarca medeniyetin ayak bastığı, yaşam ördüğü, belki de bir kültürlerini inşa ettiği bir noktadayız da aynı zamanda. Bu hemen yanı başımızdaki surların direngenliği aynı zamanda toplumun direngenliğine de ortaklık etmiş, şahitlik etmiş ve toplum da buna şahitlik ettiği için kendisi de böyle bir direngenlik konusunda bir özneye dönüşmüş bir kent. Tam bittiği dediğin her şeyin bir anda yeşerdiği yerdir Ahmet. Bunca zulme, bu kadar yoksulluğa, bu kadar acılara rağmen hala mutluluk has safhada diyebileceğimiz bir kent yani. Bunu kendi içerisinde bir tohum gibi ekip yeşertebilecek bir kent. Ve tam da biz bu noktada bu tohumlara su vermeye, yeniden yeşertmek için aday olduk belki de. Mahallelerde meclislerimiz olurdu. Bu meclislerimizin kararlaşmaları, o mahalleye dair fikirleri, önerileri, talepleri, hem siyasal hem toplumsal hem de şehre dair talepleri belediyede yerini bulurdu. Bu toplumun bir hafızası var. Kendi emeğiyle ilmek ilmek ördüğü bir hafızası var. Yerel yönetim hafızası var, bir politik hafızası var. Bu açıdan şanslıyız diye düşünüyorum. Çünkü yeniden hızlıca toparlanabileceğimiz, yine mahalle meclislerimiz, köy meclislerimizi kurabileceğimiz, kadın meclislerini aktif edeceğimiz, gençlik meclislerini ve çocuk meclislerini kurabileceğimiz, yani her kesimin engelli meclislerini kurabileceğimiz, her kesimin, engellilerin, çocukların, kadınların, meslek odalarının, Rusipilerimizin, kadınların, hepsi, herkesin sözünü kurduğu bir meclis yapısıyla şehri yöneteceğiz. Biz demokrasiyi eğer yerellerden inşa edeceksek, herkesin sözünü söylediği, kentte yaşayan herkesin evet ben bu karardan, bu projeden memnunum, buna razıyım dediği ve sonrasında denetleyebildiği, hesap sorabildiği bir mekanizmayı açığa çıkartacağız. Bunun için de pratikte aslında belediyede pek çok şeyi bir arada işleteceğiz. İşte halka açık kapı günleri yapacağız. Orada belediyenin kapısını açıp birlikte toplantılar yapacağız. Yine şehirle ilgili kararlar aldığımızda, mesela biz kent meydanları inşa etmek istiyoruz. Kadın kent meydanlarımız olsun istiyoruz. Kütüphanelerimiz olsun istiyoruz. Bunların lokasyonlarından tutalım, ihtiyaç alanlarına kadar nerede yapmak istiyoruz. Adeta referandum yapacağız, sandıklar kuracağız, gidip soracağız. Bütün bunları işletmeden bir yerel demokrasiden, bir katılımcılıktan ve özgür kentlerden bahsetmek mümkün değil. Son 8 yılı kayyum yönettiği için neredeyse kendi yerel yönetimlerimizin kurduğu bütün mekanizmalarımızı intikam alır şekilde yok ettiler. Dil mi desen öncelik, kültür mü desen, sanat mı desen, kadın kurumları mı desen, bunların aynı esnada birlikte eş güdümlü başlatılması gerekiyor. Yani hangi parametrenin hesabını yaptığımızda bu ilk olmalı, bu ilk olmalı, bu ilk olmalı diyoruz. Bakıyoruz, hepsi aslında ilk yapılması gereken şeyler. Ama bu kentin en elzem durumu nedir deseniz, bu kentin dilinin değişmesi gerekiyor.
dilinin değişmesi. Kürtçe neredeyse pazarda kullanılmayacak seviyelere kadar geldi ve dil konuşulmamak bizim kültürümüzü de zayıflatan bir şey. Kendisiyle birlikte kültürün zayıflaması yozlaşmayı da getiren bir şey. Kentin kanayan ciddi bir yarası var yozlaşmayla alakalı. Özellikle uyuşturucu, fuhuş ve benzeri durumlar. Yani ilk mücadele ağları buradan başlamalı diye düşünüyorum. Çünkü çürüyen bir topluma evrilten bir start verilmiş sistem tarafından ve buna engel olmak gerekiyor. Yoksulluk da tabii ki bunun birinci öncelikli mücadele edilmesi gereken halkın doğduğu yerde doyduğu yere kampanyası gibi bir süreç var bizde. Biz diyoruz, doğduğun yer aynı zamanda doyduğun yer olmalıdır. Göç etme ciddi bir sorun şu anda. Özellikle genç neslin, okuyan nesillerin kentlerimizi terk etmesi geleceğimizi de karartan bir noktadır. Bunun önüne geçmesi gerekiyor. Gezdiğimiz bütün ilçelerde halkın birinci öncelik olarak önümüze koyduğu şeyler var. Biz 17 ilçenin dosyasını oluşturduk. Her gittiğimiz mahallede, ilçede onların bizim belki de göremediğimiz ve onların bize aktardığı şeyler var. Onların içerisinde öncelik elzem durumlar varsa onlara da öncelik vereceğiz. Kent büyüyor. Diyarbakır gitgide büyüyen bir kent. Bu büyümeyle birlikte aynı oranda altyapı ve üst yapının da birlikte koordineli aslında yürütülmesi ve çalışılması lazım, uygulanması lazım. Ancak gördüğümüz o ki altyapı ve üst yapı beraber uygulanamıyor bu şehirde. Aksaklıklar var, eksiklikler var. Aslında pek çok kentin böyle bir sorunu var. Mesela son yıllarda yaşanan iklim değişiklikleri, iklim krizleri ve bunun beraberinde getirmiş olduğu sel felaketleri, deprem felaketleri ve farklı doğa felaketleri aslında bunu bize çok net gösteriyor. Altyapı ve üst yapının birbiriyle koordineli, eşgüdümlü bir mantıkla uygulanabilmesi lazım. Bütün bunlarla ilgili kentimizin eksik giden, aksak giden yönleri var. Özellikle kırsal bölgelerimizde kanalizasyonla ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Yine büyük merkez ilçelerimizde su taşkınları oluyor. Bismil, Silvan, Çınar bu büyük ilçelerimizden bazıları. Bu da ciddi bir altyapı sorunumuzun ve yağmur suları meselemizin olduğunu, yağmur suyu drenaj sistemlerimizle ilgili iyileştirmeye gitmemiz gerektiğini bize gösteriyor. Yine bakın mesela Çarıklı bağı var. Kanalizasyon sıkıntısı olan Sur'un ilçelerinden, büyük beldelerinden aslında beldeydiler. Mahallelerinden bazıları. Bunlara bir an evvel çözüm geliştirmemiz gerekiyor. Altyapı sorunlarını yine üst yapı sorunlarıyla ilgili beraber ele almamız gerekiyor. Yani kentin büyüme ve genişleme meselesini, imarı da bu işin içerisine katarak. Aslında birbirinden kopuk süreçler değil. Yeniden bir etüt çalışması yapmamız, güncellememiz ve uygulamaları da bu yönünü geliştirmemiz gerekiyor. Doğal afetler doğanın kendini yenileme sürecidir aynı zamanda. Başta mesela deprem ciddi bir doğal afettir ve deprem aslında yani bilimi, tekniği esas alan bütün devletler tüketmiş bu konuyu. Yani artık Japonya mesela depremde camları bile kırılmıyor. Bırakın yapının yıkılmasını, camları bile kırılmıyor. Neden kırılmıyor? Çünkü bilimi ve tekniği esas alıyor. Doğayla birlikte yaşamı, doğayla mücadele noktasına getirmiyor. Doğalında bilim ve tekniği esas alan ve güncel yapısını, barınma ihtiyaçlarını, yapılarını, sosyal donatı alanlarını bunlar üzerinde tasarlayan her kent kendisiyle birlikte depreme de aslında hazırlıklı bir kenttir. Bu bilinç var bu toplumda. Artık ciddi bir musibet de var önümüzde. O kentlerin dönüşümü neden elzem olduğuna dair halkımızla birlikte onların da bu sürece katılımcı bir şekilde ve ikna olacak bir şekilde başta sağlıksız yapıların bir kontrolden, teknik bir analizden geçmesi ve ihtiyaç duyulması noktasında ise bunların bir bütünen dönüşüm, yenilenme veya sağlıklaştırma dediğimiz kavramların bir bütünü birlikte ama halkın orada kalabileceği, kendi kültürü, dokusu
bozmayacak şekilde kentlerimizi yenileyebiliriz. Bunlar çok zor şeyler değil. Ama hikayeyi oradaki yaşayan toplumun bertaraf edip kentin ucuza köşelerinde yeni getolar oluşturabilecek kavramlar biz olmayacağız bu işlerin içerisinde. Onu açık söyleyelim. Yani biz halkımızın kendi tarihiyle, kültürüyle, dokusuyla, komşusuyla birlikte yaşayabileceği en sağlıklı yaşam koşulları neyse bunları öncelikli edildi. Dicle Barajı'ndan Silvan Köprüsü'ne olan kısımlar maalesef ki sayısı 30'u geçen bir kum ocakları var. Ve kendi maden kanununu bile esas almayan, maden kanununun takipçisi olmayan bir devlet sistemi ve bu da kendisiyle birlikte bir talan politikasıyla orada kumu çekme süreci var. Dere yatağını değiştirme, bataklıklar oluşturma, sazlıklarla birlikte sivrisineklere, hastalıklara kadar gelebilen bir süreç var. Bunlara elbette ki mücadele edeceğiz. Doğamızı tahrip edecek amasız, fakatsız hangi uygulama varsa başta en başta o halka, o doğaya eşgüdümlü yaşamı önüne alan bir proje değilse karşı duracağız. Kentte ranta yol açacak, bir takım sermayedarların kalkınmasına yol açacak ve onlar için kentin imar planını bozacak hiçbir çalışmanın içerisinde belediyemiz olmayacak. Kentin imar planına müdahale yaparken doğaya ve içinde yaşayan halka bir zarar vermeden onların faydasına olabilecek ve sürdürülebilir bir yaşamı hedefleyen bir bakış açımız olacak. Kentsel dönüşüm derken bir takım insanların zenginleştiği ve yoksul halkın yerinden edildiği ya da işte Sur gibi ömrünü, çocukluğunu, komşuluklarını burada geçirmiş insanların buradan sürgün edildiği, kent içi sürgünlerin yaşadığı hiçbir çalışmaya, hiçbir projeye izin vermeyeceğiz. Ve imar planlarımızda bu tür değişiklik yapmak isteyen, bu tür rant sağlamak isteyen alanlara da muhakkak ki karşısında duracağız. Her zamankinden daha çok sosyal konutlara ihtiyacımız var. Ciddi bir barınma sorunumuz var, bir yoksulluk sorunumuz var. Bütün bunları birbiriyle gözeten, ekolojiye duyarlı, kent insanına duyarlı, kent insanının ihtiyacına duyarlı, onun kimliğine ve varlığına duyarlı bir imar çalışması yapıp sosyal konutlarla, uygun konutlarla, pahalı olmayan ama birbiriyle komşuluk ilişkilerini geliştiren, doğayla bağını koparmayan ve sokakla bağını koparmayan bir anlayışımız olmalı. Dünyanın neresine gidersen git, bir üretim yapabiliyorsam bir kazanç elde ediyorsun demektir. Ama maalesef ki Türkiye'de ve en çok da bizim kentlerde üretim yapan en yoksul halka dönüştü. Üretimi yapan kendisi yoksul halka statüye düştü. Dolayısıyla burada hem üreticiyi canlandıracak hem o üreticiyi besleyecek. Kendi ürettiklerini topluma gelme süreci, yani sofraya gelme, doyma noktasına gelme noktasına o aracıların devre dışı bırakılması, yani halkın kendi pazarını kurması, birebir kendi pazarını kurması, kendisiyle birlikte yerel ekonomiyi de bu noktada ciddi anlamda o 3-4 kademeli fırsatçı kesimlerin aradan çıkması başlı başına bir kıvılcımdır ve bu kıvılcım kendisiyle birlikte ciddi bir rahatlatma da getireceğine inanıyoruz. Diğer dezavantajlı durumda olup çalışma imkanı olmayan yoksul halkımızda bahsettiğiniz gibi bu ilk 99 sürecinde yerel yönetimler bizim partimizin eline geçtiğinde hiç kimsenin duymadığı, bilmediği bir şekilde on binlerce yoksul halkımıza yardım ediliyordu. Bu bir reklam aracı değil bizim için, olamaz da yani. Reklamı bizim için utançtır da aynı zamanda. Bahsettiğiniz gibi bizim felsefemiz bir elin verdiğini diğer elin duymayacağı şekildedir. Bu kampanya elbette ki devam edecek. Bıraktığımız yerden devam edecek. O binlerce yoksul halkımızı yalnız bırakmayacağız, aç bırakmayacağız, açlığa terbiye etmeyeceğiz. Hani köylerin de meclislerinin olduğu, bu meclisin köye dair sorunlar, talepler, sıkıntılar, öneriler, politik, toplumsal ve yerel hizmetlere dair tüm talepleri iletebildiği köy meclislerini aktif kılmalıyız. Köyler, kırsal çok mağdur edildi. Hem altyapı meselelerinde çok mağdur edildi,
hem de diğer türlü sosyal çalışmalar, sosyal donatı alanları, istihdam da mesela köy alanlarında yaşayan, köylerde yaşayan kişilerin en önemli problemlerinden ve çözülmesi gereken problemlerinden bir tanesi. Yine köylerde kalmak isteyen ama orada bir istihdam alanı bulmayan genç kadınlar var, genç erkekler var. Gençlerin de köylerde barınmak gibi bir, yani barınmak, kalabilmek ve hayatını sürdürebilmek gibi bir sorunu var. Bütün bunlara bütünlüklü çözümler bulabilmeliyiz. Bir, altyapı meselelerine çözüm bulabilmeliyiz. İki, istihdam ve gelişme dair bazı şeyleri ortaklaştırmalıyız. Biz ekoloji kooperatifleri diyoruz, kadın kooperatifleri kurmak istiyoruz diyoruz, kendi ekonomi politiğimizi yerleştirmek istiyoruz diyoruz. Dolayısıyla bunu kentlerle sınırlı tutup ya da kentleri sıkıştırarak değil, tam tersine köylerimizi de yaşanabilir, sürdürülebilir kılarak ve bu kır-kent dengesini doğru kurarak oluşturabiliriz diye düşünüyoruz. Bütün çalışmalarımıza gençlik öncülük etsin. Çünkü en çok gençlerimiz şu an mağdur, işsiz, istihdam sorunu yaşayan, kente terk edip giden, göç eden, burada kendine bir yaşam alanı bulmayan, geleceğini görmeyen bir sistem politikası var. Bununla mücadele etme süreci. Bununla mücadele etmenin birinci adımı da gençleri yapacağımız bütün çalışmaların içerisinde aktif rol vermek. Elbette ki gençlerin birçok ihtiyacı vardır. Sosyal yaşam alanları zayıf. Birçok yoz ortam dediğimiz bu uyuşturucu fuhuşa çeken bir sistemin gerçekliği var. En başta bunu gençlere bilinç olarak yerleştirmek lazım. Mevcut bu sistemin gençlere reva gördüğü, o çürümeyi dayattığı sistemi reddedip bu yaşamın bir öznesi, bu geleceğin bir inşası ancak ve ancak gençlerle olabileceğini bilen bir partiyiz. O yüzden gençliğin İslam sorunu en önemli sorundur şu anda. Bütün arayışlarımız, çabalarımız, üretim araçlarının zenginleştirilmesi tamamıyla gençliği düşünmemizle alakalı bir şeydir. Yapabileceğimiz her işin öncüsü, biz diyoruz şu sloganı artık yaygınlaştıracağız. Biz bu gençlere toprak olacağız, onlar fidan ve hep birlikte yaşatacağız bu kentimizi ve kendimizle birlikte aslında bütün coğrafyamızı. Biz toprak olacağız, onlar fidan ve yağan her yağmur yeniden bir inşa sürecini başlatacağız. Önümüzdeki süreçte sadece gençlerin olabileceği bir planlama çıkartmaya çalışıyoruz önümüze. Projenizi getirin gelin. Gençlerin ufukları daha iyi, süreci daha iyi okuyorlar. Geleceği, teknoloji, bilimi, sanatı. Bu konudaki bütün projelerini alacağız. Eğitim süreçlerinin bir bütününe, başta çocukların ve gençlerin eğitim ihtiyaçlarını eğitim destek evlerimizle, yine üniversiteye hazırlanıyorlarsa onların derslerine ekstra destekleyici etüt merkezleri. Bu en önemli meselemiz. Biz hatta bunun daha önce partimiz yapmıştı. Ana sınıfıyla başlamıştı, Zarukistanlarımızla. Bu kendisiyle birlikte dil ve kültürü de içine entegre ederek yapabileceğimiz çalışmalar. Biz en çok da gençlerle çalışırız. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Biliyorsunuz Ahmet bir çocuk kenti. Çocuk nüfusunun oranı çok yüksek. Eğitim destek evi benzeri projelerimizi, isimleri değişebilir, farklı olabilir. Çocuk merkezlerini, çok amaçlı toplum merkezlerini hayata geçireceğiz. Sağlık da çocukların faydalanması gereken bir alan. Hem de yerel yönetimler hizmetinde faydalanması gereken bir alan. Yerel yönetimler, belediye bünyesinde bir çocuk diş bölümü kurmak, çocuk diş hizmeti veren bir bölüm kurmak anlamlı olacaktır. Dar gelirli ailelerimizin kendileri tatil yapma imkanları yok. Başka bir şey söyleyeyim, geliri olan ailelerimizin de aslında çocuklarını hafta sonları AVM'lerin dışında bir yere götürme imkanı gitgide azaldı bu şehirde. Aslında bu şehir yürüyüş, doğa aktiviteleri ve benzeri etkinliklerin yapılabileceği, ekoloji ve ekolojiyi anlayan bir yerde ekoloji nedir, doğa nedir, toprak nedir, bütün bunları buluşturabileceğimiz çocuk köyleri kurabiliriz. Çocuklar için bir müzemiz yok bu şehrimizde.
Bilim ve Teknoloji Müzesi çocuklar için çok heyecan uyandıran bir proje olabilir. Bunları da düşünmekteyiz. Yine beslenme ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Çocuklarımızın büyük bir bölümü doğru düzgün kahvaltı yapamadan, dar gelirli ailelerimizin beslenme imkanları için çocuklara harçlık ve benzeri bir şeyleri koyamadan okula gönderdikleri bir dönemi yaşıyoruz. Bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Bunun için çocuklara kantin desteği, beslenme desteği sunabilmeliyiz. Yine bizim mesela çocuklara dair belediye yönetim şemamızda bir daire başkanlığımız yok. Fasitemiz buna uygunsa ya çocuk daire başkanlığı kuracağız ya da ama çocuk haklarını önceleyen bir akademi kuracağız. Çocuk Hakları Akademisi. Amedi yeniden her zamankinden daha fazla yine bu sur diplerinde çocuk festivallerinin olduğu, atölyelerin olduğu, şenliklerin olduğu bir çocuk kentine dönüştüreceğiz. Belki de hiçbir kent yoktur ki suyu ve toprağı bizim kadar zengin olan. Ahmet'in gerçekten suyu da, yeraltı suyu da, toprağı da en zengin kentlerden bir tanesidir. O yüzden binlerce yıldır yaşam kesintisiz devam ediyor ve binlerce medeniyet belki de bu yüzden. Ve binlerce yıldır bu toprağın üretimi hiçbir zaman bitmedi burada. Hep zengin kaldı ve hala da zengin kalmaya da devam ediyor. Yalnız ülkenin tarım politikaları çiftçiyi destekleyecek, üretimi güçlendirecek noktada olmadığı için çiftçi kendi başına yalnızlığa terk edilmiş bir noktada. Bunun yakıt, su, hatta suyun olduğu yerlerde elektrik jeneratör, ki her yıl biliriz bir TEDAŞ zulmü var çiftçinin üzerinde. O yoğun elektrik paralarını belki de güneş enerji sistemleriyle o sorunlarını çözmeye teşvik edebilir ve hatta güç de verebiliriz, katkı da verebiliriz. Bu çok önemli bir meseledir. Kentimizin bazı hakim tepeleri yoğun rüzgar alıyor. Bunların analizleri yapıp rüzgar enerjisi sistemleri kurulabilinir. Buna tabii ki de bilimsel, teknik uzmanlar eşliğinde olur. İkinci bir nokta, çiftçinin üretiminin bir pazar sorunu var. Bir tekel sorunu var. Bu sene yazın gördük Devlet Mahsuller Ofisi'nin nasıl çiftçiyi mağdur ettiği o ofis süreçlerinde orada bir tekelin ikinci bir noktası silolara muhtaç ettiğini ve onun ürettiği şeyi almama. Almama, muhtaç bırakıp en son nokta ucuz bir noktada alma. Aslında terbiye etme. Orada da bir rant alanı var orada. Burada biliyorsunuz bir konsey kurdu, tarım konseyi kurdu, sivil toplumun kendi içerisinde kurdu ve ciddi bir tecrübe de var orada. Belki de biz o tecrübeleri hızlı pratiğe dökebileceğimiz bir araç olabiliriz onlar için. Ama fakatsız, lakinsiz şu cümleyi net kullanabiliriz yani. Ona kendi kaderlerine terk etmeyeceğiz. Diyarbakır metropol bir kent, büyük bir kent. 1 milyon 800 bin nüfusu var. Yani böyle bir kentte imar planlarının, kent yapı planlarının ulaşım planıyla eş güdümlü gitmesi gerekiyor. Hakikaten böyle bir şehirde trafik diye bir çilenin olmaması için, ulaşımın aksamaması için, halka bir çileye dönüşmemesi için bizim ulaşım etütleri çalışmamız gerekiyor. Yeniden güncel bir ulaşım etüdüne ihtiyacımız var. Çünkü kentin belli alanları ilerliyor, imara açılıyor, büyüyor. Diğer alanları daha geride kalıyor ama buna dönük, bununla eş güdümlü bir ulaşım planı geliştirilmiyor. Bir ulaşım aksı geliştirilmiyor. Bu ciddi bir sorun. Bir başka sorun, bizim ekolojik yaşama duyarlı ulaşım planımızın olması lazım ve ulaşım araçlarımızın olması lazım. Toplu taşımayı hem konforlu yapabilelim, hem erişilebilir yapabilelim, hem ucuz yapabilelim, hem ekolojik yapabilelim ki insanlar da evet özel araçlarını çıkarmak yerine onu tercih edebilsin. Veyahut yayalık meselesi ve bisiklet kullanımı. Mesela yayaların kentte yürüyebileceği sürdürülebilir kaldırımlar üretmeliyiz biz. Sürdürülebilir, kesilmeyen yaya ve bisiklet yolları üretmeliyiz. Bu kentin bir demir yoluna ihtiyacı var. Bu hafif raylı sistem mi olur? Günceller miyiz? Onu da mı revize ederiz? Biliyorsunuz 20 yıldır bu şehrin gündeminde olan bir proje. Ama 20 yıldır gerçekleşmemiş bir proje. Ama bu haliyle, şehir bu büyüklüğüyle,
buna ihtiyaç duyuyor. Bunu yapmamız lazım, bunu hayata geçirmemiz lazım. Bunun için kaynak bulacağız. Siz metrobüs dediniz, bunun için de fikir tartışmaları yürüteceğiz. Aynı zamanda özel araçların ve bir takım transfer araçlarının diyelim işte dükkanlara ve mağazalara veyahut iş yerlerine bir şey taşıyan yük araçlarının şehir içi trafiğinde bu kadar olmaması gerekiyor. Özellikle Sur'da, belki ofiste, şehrin belli alanlarında trafiğe kapatacağımız sokakların sayısını, caddelerin sayısını arttırmalıyız. Daha çok yaya, daha az araç meselesine biraz kafa yormalı ve çözüm üretebilmeliyiz. Biz uzun yıllardır zaten kayyum izleme kurullarımız var, yer yönetimler birimlerimizin. Hakeza sivil toplum örgütlerinin de var bu konuda. Şunu bilmeleri gerekiyor. Belediyenin, yani kamusal alan dediğimiz bütün kurum kuruluşlar hepsi bu halkındır. Halka gelen bütçeyle yapılan yerlerdir. Öyle gelişi güzel birilerine peşkeş çekilemez. Bu bir tarikata, bir kuruma, bir kuruluşa. O kurum kuruluşun da bir bütçesi var. Kendisinin olan bir şeyi başka bir yere devrediyor mu? Mesela bir Milli Eğitim Müdürü bir emniyete, bir emniyet müdürü bir Milli Eğitim Müdürüne bir şey devrediyor mu? Türkiye'nin hangi kentinde böyle bir ilişki ağı var ki? İthar çekeceğiz başta. İtharlar aldığımız gibi geri verir. İtharlarımızın elbette ki içeriği yasal olacak ve bunlar çıkılmadığı sürece mahkeme kararı. Mahkeme kararı nasıl sonuçlanır tam kestiremiyoruz ama elbette ki en son günde olsa onlar tekrar bu halkın hizmetine geri dönülecektir. Bakın yani bu emekçiler meselesi, belediye çalışanları meselesi önemli ve sistem tarafından aslında çok oynanılmış bir mesele. Çok deforme edilmiş, biraz böyle o sistemin bildiği böl parçala yönet siyaseti üzerinden yürümüş bir şey son 8 yıldır ve KHK'larla birlikte, işten çıkarılmalarla birlikte. Bizim bir hafızamız var. Bu hafızaya da sahip çıkıyoruz. Yani bu hafıza şöyle bir şey demek değil ama yani biz gelip orada bir personel kıyımı tabii ki yapmayacağız. Biz emekçinin yanındayız. Personellerle, belediye çalışanlarıyla bir alıp veremediğimiz yok. Ama kayyumla doğrudan çalışmış, kayyumun sağ kolu olmuş, sol kolu olmuş, bu kentin zararına olan bütün politikalara, bütün anlayışlara imza koymuş personelle bizim çalışmamız mümkün değil. Biz onlarla kendi yerel yönetimler inşamızı, kendi demokratik yerel yönetimler anlayışımızı konuşamayız bile. Dolayısıyla onlara karşı herhangi bir yıldırma ya da ne bileyim buralardan kovma siyaseti falan gütmeyeceğiz. Ama kendi yollarını çizmelerini bekliyoruz. Yani belki hani KHK'larla işlerinden atılmış emekçi arkadaşlarımıza için, onların durumu için yapacak bir şeyimiz yok. Çünkü yargıya intikal etti, Danıştay'da dosyaları var. Ama bir biçimiyle yani hizmet alımı çalışan geçmişte, hakkını kazanmış, mahkemeyle geri dönmüş, işe geri alınmış. Yani işe geri alınmayı da bekleyen bir takım arkadaşlar var, çalışanlar var, eski belediye çalışan arkadaşlar var. Yani onlar için de emekten yana, onların yararına olacak her türlü imkanı zorlayacağız. Kayyum belediyenin çıkarttığı her ihaleyi bu kentten olmayanlara verdi. Yani bu kentin kaynaklarını başka kentte yaşayan insanlara peşkeş çekti. Bunu en şey Sakarya, Kocaeli bir yolu bile bu kentte yaşayan bir insana vermedi. Bir kere bunu çok net söyleyelim. Bunun tanımı sermayedarlara ihale vermek olarak algılanmasın. Biz bu kentin kaynaklarını, bir bütününü bu halka harcayacağız. Ama bir ihale durumunda da bu kentli olana ihaleyi vereceğiz. Başka kentli hiç kimseye vermeyeceğiz. Yani. Bu çok nettir yani. Bu bizim kırmızı çizgimizdir hatta. Ama ben açık söyleyeyim. Bu kente yatırım olarak gelebilecek bir şeyin çok böyle sermayedarların eliyle değil de biraz daha toplumun yoksul kesimlerinin belki de kooperatifleriyle yapılması gereken bir sistem olduğunu düşünüyoruz. Yol yöntem buna nasıl karar vereceğin işin
karar mekanizması elbette ki yerel yönetim politikamızla birlikte hareket edeceğiz. Ama birinci önceliğimiz bu kentin bütün gelen bütçesi bu halka hizmet. Böyle yandaş, rantçı kimseye bir proje ürettirmeyeceğiz yani. Bütün projelerimiz bu halkın gerçekliği için olacak. Yani bu halkın çıkarları için, yoksullar için olacak, gençler için olacak, kadınlar için olacak, gençler, çocuklar için olacak. Yani bu kültürel dönüşüm ve asimilasyon politikası evet son 10 yıla aslında belki damgasını vurdu bizim şehirlerimiz açısından. Diyarbakır için de öyle. Yani kayyumlardan önce başlayan bir süreç. Burada kendi kimliğimiz, kültürümüz, dilimiz ve kendi toprağımız üzerinden yürütülen bir asimilasyon politikası, bir dönüştürme, değiştirme politikası var. Çeşitli biçimlerle bu açığa çıktı. İşte Sur'un çatışmalı süreçlerinden sonra Sur'un dokusunu değiştiren, Sur'u adeta hafızasız kılan, burada yaşayan halkı hafızasız kılmaya çalışan, caddelerini, sokaklarını, Sur'un o dokusunu ortadan kaldıran bir hafızasızlık bize dayatıldı. Ve ciddi tahribatlar yarattılar. Tabii bunun karşısında 8-9 yıldır bu toplum ve bu toplumun köklü kurumları var. Bir tecrübesi var, bir hafızası var. Onlar da boş durmadı. Onlar da çalıştı, kendi kurumlarını kurdu. Kültür sanattan tiyatroya kadar, müzik üretimlerinden farklı sanat üretimlerine kadar. Ama bizler yeniden seçildiğimizde muhakkak bu alanları çok daha güçlü inşa etmek zorundayız. Bunun karşısına kendi öz kimliğimizle, kendi öz kültürümüzle ilgili çalışmalar koyacağız. Kültür sanat çalışmaları, dil çalışmaları, hafıza çalışmaları, hafıza alanları oluşturacağız. Bizim Beşnoğlu Cezaevi diye bir gerçeğimiz var bu şehirde. Bu da bir asimilasyon yeriydi. Bu da kimliğin, kültürün işkence yoluyla unutturulmasının bir yeriydi. Yani Kürt olmanın aslında unutturulmasının bir yeriydi. Aynı zamanda ama dirilişin yeniden bir halk ve kimlik olarak ayağa kalkmanın da yeriydi. Beşnoğlu Cezaevi'nin müzeye dönüşmesi, bir utanç müzesine dönüşmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu kentin dili Türkçeleşmiş. Kürtlerin en önemli şehirlerinden bir tanesi. Hatta birçok alanda başkenti diye nitelendiren bir kent. Ve bu kentin bu mücadele tarihinin çıkış noktası dilidir. Kürtçedir yani. Kürt dili üzerinden bir çıkış, bir soykırıma karşı bir direnç ve bu direncin onlarca yıldır mücadelede tarih yazdığı bir süreçtir. Ve şu an aynı mücadele tarihi yine farklı bir renkle, farklı bir asimilasyon yöntemleriyle tekrar dayatılıyor. Kürt halkı kendi dili için dilim onurumdur diye bahsediyor. Zaman emin rumet damen edebileceğim. Tam da bunu esas alarak, kendi onurunu esas alarak bu kentin en başta pazarını bir bütünen esnafını bu sürece dahil edebilecek. Tabii ki bu sürece öncülük edecek dil kurumlarının önerileri uzmanlık alanlarına göre hızlı, pratik bir şekilde eğitim sürecine kadar yani ta üniversite süreçlerine kadar eğitim dili olabilecek, seviyeye getirebilecek birçok çalışma. Bir çalışma değil, birçok çalışmaya öncülük edeceğiz elbette ki de. Ama desem bu kentin en temel sorunu nedir diye sorarsan koşulsuz şu an geriye kalan o temel yaşamın ve insan haklarını, onurunu zedeleyen şeyler dışında dilidir. Yani. Ki bu da insan haklarını, onurunu zedeleyen en önemli bir şeydir. Dilinin yasak olması, pazarda bir asimilasyon sürecinin başlanması. Ki Cumhuriyet tarihi hep bu asimilasyon politikalarıyla bu kentleri Kırım'dan geçirme. Kırım'dan ille de bir kenti topyekün tanklarla toplarla yıkmak değildir. Yani. Asimilasyon kendisi bir Kırım politikasıdır aynı zamanda. O yüzden bizim Kürtçe'ye olmazsa olmaz birinci önceliklerin içerisinde yer verebileceğimiz ve çalışmalarını kesintisiz belediyenin içeriğini, bütün birimlerini çift dilli bir sürece evretmeyi planlamaya çalışıyoruz şu anda. Ve kendisiyle birlikte toplumun bütününe yayılacak
bir politika üreteceğiz. Bu konuda çok kararlıyız. Bizim yerel yönetimler anlayışımızda kadın olmazsa, kadın emeği olmazsa, kadının sözü, varlığı, kimliği olmazsa böyle bir yerel yönetim anlayışını, belediyecilik anlayışını benimsemiyoruz, kabul etmiyoruz. Evet, Kadın Politikaları Daire Başkanlığımızı yeniden aktif kılacağız. Buralarda tabii kadına yönelik şiddetle ilgili mücadele çok önemli bir alanımız olacak bizim. Orada çok dilli alo şiddet hatlarımız olacak. Kadın yaşam evlerimiz olacak. Kadına yönelik şiddetle ilgili birimler kuracağız. Bunun da ötesinde her mahallede, her köyde, her ilçede kadın yaşam alanları, kadın danışmanlık alanları, kadınların bir araya geldiği, kadınların görünür olduğu ve ihtiyaçlarını, taleplerini, kadın politikalarını ve kadına yönelik her türlü şiddetle ilgili mücadeleyi önceledikleri merkezleri açığa çıkartacağız. Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bütçeleme yapacağız belediyede. Suru doğru tanımlamadan sura yapabileceğiniz her politika sura zarar verir. Sur, biz diyoruz ki kesintisiz 12 bin yıllık bir medeniyetler tarihçesine hem şahitlik etmiş, hem bileşeni olmuş, hem bizde Kürtted ve Sürd ve Kelabarhvadane. Yani o yaşamın, mücadelenin kalesidir burası. Aynı zamanda bütün Kürtlerin de kalesidir. Yani bu kalenin bu topluma miras olarak devrettiği o kadar çok şey var ki, sahip çıkmamak onursuzluktur bizim için. Sahip çıkmamak onursuzluktur yani. Biz bu direnişin kalesine en başta sahip çıkacağız. Sur için, yani turizm odaklı bakılan bir noktada, bir turizmle yaşamı birlikte öreceğiz bu noktada. Kim burada ne proje uygulayacaksa uygulsun. Açık alan müzesi yapacakmış, bilmiyorum işte ne sokaklar kuracakmış, vakıflar getirecekmiş. Bu kentin asli unsuru olan halkı burada olmadığı sürece burası ölü bir şehre dönüşür. Ki nitekim de dönüşmüş bile. Bakanlıklar düzeyinde ilgili bakanlıklar hangileriyse yazışmalarımız olacak. Bunların tekrar bu ucube yapılanın yıkılması için çaba sarf edeceğiz yani. Başarabilir miyiz bilmiyorum. Toplumsal bir mücadele ağı da kurmayı düşünüyoruz bu konularla. Çünkü burası sura ait bir yer değil. Geriye kalanın bütün restorasyon işlemlerinin içerisinde elbette ki öncüsü olacağız. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ama bu ucube yapıların da yıkılması gerekiyor. Biz buna inanıyoruz. Çünkü hiçbiri burada halkın kendi ihtiyaçlarına cevap olabilecek yapılar değil. Apar topar birilerini zengin ettirmek için, rant alanlarına dönüştürmek için ve bir tarihin üstüne beton dökmek için yaptılar bunları. Biz bunların hepsine şahit olduk. Birebir işimiz gücümüz surdu bu 8 yıldır. Ve en başta sur halkına çok net bir şey söylemek istiyorum. Biz bu kenti yaşıyoruz, sizlerle birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Biz bu kentimizin geleceğini hiç kimseye kurban etmeyeceğiz. Özellikle rant ve talan için gözü buralarda olan hiç kimseye peşkeş çekmeyeceğiz. Ve buna göz dikenleri de ekstra bir barikat öreceğiz onlara. Yani. Kimse bizim tarihimizin, kültürümüzün, değerlerimizin önüne kendilerine rant politikasıyla bize yaklaşmasın. Böyle gayesi olanlarla da kapımız kapalıdır. Kesin. Bu konuda çok netiz yani. Kırmızı çizginin ötesinde bir çizgi bu yani. Bu konuda biraz radikal da olacağız. Gerekirse sert de olacağız. Tabii Sur ve Ahmet, Ermenilerin, Süryanilerin, Keldanilerin bir dönem sayılarının binlerle ifade edildiği bir kent yani. Çok kozmopolit bir kent iken maalesef iktidarın, sistemin tekçi anlayışlarıyla, katliamlarla, sürgünlerle bugün bu çoğulculuğun aslında ne kadar az sayıda artık ifade edildiğini görüyoruz. Biz belki 5-10 Ermeni aile kaldı Sur'da yaşıyor. Sur için baktığımızda tabii ki sayıları az da olsa bu inançlarla, onların cemaatleriyle, onların burada yaşayan aileleriyle, bu topluluklarla bir arada olacağız. Onlarla birlikte bu çoğulculuğu, bu katılımcı anlayışı büyüteceğiz. Ki Ahmet'in kendisi yönetecek, halk yönetecek, halkın yönetimde olduğu bir şey inşa etmek istiyoruz. Her zamankinden daha güçlü. Yani bu sefer gerçekten iddiamız
o kadar büyük ki biz bu meclislerin de sayısını ve çeşitlerini daha fazla ortaya koyabiliyoruz. Ve bütün bu meclisler aslında AMED'i belirleyecek.